milletvekilim, rektörüm, belediye başkanlarım, dünyanın farklı ülkelerinden gelen değerli protokolümüz, hepiniz hoş geldiniz. Aynı zamanda Türk Dünyası Forum Düzenleme Kurulu Başkanı Sayın Fikret Kırık Türkçe'ye davet ediyorum. Sayın Valim, Sayın Milletvekilim, Sayın Rektörüm, Sayın Belediye Başkanlarımız, Türk Dünyası'ndan gelen milletvekillerimiz, siyasi parti temsilcilerimiz ve gazeteci arkadaşlarımız. Öncelikle hepiniz Türk Dünyası Forumu'na hoş geldiniz. Biliyorsunuz YAFEM olarak biz 26 yıldır Türk Dünyası ile ilgili faaliyetler yürütüyoruz. Bu faaliyetlere sadece halk dansları ve folklor anlamında değil, bunun dışındaki diğer sosyal ve kültürel etkinlikleri de içine katmaya çalıştık hep. Bugüne kadar Türk Dünyası Gazeteciler Buluşması yaptık, Türk Dünyası Yazarlar Buluşmaları yaptık, Türk Dünyası Şairler Buluşmaları yaptık. Geçen yılda Türk Dünyası Siyasetçiler Buluşması yapmıştık. Geçen yılın sonunda yönetim kuruluyla aldığımız bir kararla hepsini bir çatı altında toplayıp Türk Dünyası Forum adında yapmaya karar verdik. Bunları neden yapıyoruz? Türk dünyamız Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar ulaşan büyük bir coğrafya. Aramızda sınırlar çizebilirler ki çizdiler, çiziyorlar. Başka başka ülke isimleriyle anılabiliriz. Ama ne kalplerimize sınır çizebilirler, ne birbirimizin arasında oluşturduğu dostluğa sınır çizebilirler. Biz tüm bu coğrafyada yaşayan Türk ve akraba toplulukları olarak birbirimizle olan kültür bağlarımızı koparmadığımız sürece, birbirimizle olan sosyal ilişkilerimizi, arkadaşlıklarımızı, dostluklarımızı koparmadığımız sürece çok büyük bir aile olarak yaşamaya devam edeceğiz. Yani aynı evin içinde olmasak da biz aileyiz. Başka ülkelerdeki insanlar olarak da biz bir aileyiz. O yüzden bu yıl bizim ilk Türk Dünyası Forumu'nda ilk ana temamız dilde, fikirde, işte birlik ana teması üzerinde kuruldu. Büyük Türk düşünürü İsmail Gazprom'un bir sözüdür bu ve onun idealidir. Dilde, fikirde, işte birlik ideali. Biz de Türk Dünyası'nın ana iletişim noktasının belirli ortak bir noktası olmasını istiyoruz. O yüzden de nasıl dil birliğiyle bu toplumu, Türk dünyasını bir arada tutarız. Sonra işbirliği, yani işte birliğin hem ticari anlamda hem de aramızdaki her türlü işbirliğini arttırma anlamında neler yapabiliriz Türk dünyası ile ilgili, bunları arzu ediyoruz. Ve özellikle yine Türk dünyasında gündem birliğinin oluşmasını arzu ediyoruz. Çünkü bu kadar geniş bir coğrafyada yaşayan Türk ve akraba toplulukları olarak birçok sorunlarımız da var. Ama birbirimizin sesine kulak verip birbirimizin yanında destek olmamız gerektiği zamanlarda tek ses olarak ortaya çıkmamız gerekiyor. Yani dünyanın herhangi bir coğrafyasında eğer gündem Irak-Türkmen cephesinin sorunları veya Irak'taki Türkmen kardeşlerimizin sorunları olacaksa aynı şeyin ta Uygur bölgesinde de, Afganistan bölgesinde de, Yakutistan'da da, Tataristan'da da, bunun yanında Balkanlar'da da aynı gün gündem olmasını arzu ediyoruz. Bugün programımız 2 gün sürecek. Bugünkü programımız bu açılış konuşmalarından sonra ve protokol konuşmalarından sonra oturumlarla başlayacak. Ben sizce... Sayın Valim, Sayın Milletvekilim, çok değerli belediye başkanı, Sayın Rektörüm, çok kıymetli gelen milletvekillerimiz, sayın bakanlarımız, belediye başkanlarımız ve protokolümüz. Hoş geldiniz ülkemize. Özellikle yurt dışından gelen konuklarımız için söylüyorum. Bugün burada güzel bir birliktelik, ikinci forum olarak ikincisi olan bir toplantıdayız. Geçen sene zaten birçoğumuz birlikte bulunduk, tanıştık. İnşallah güzel bir çalışma devamı olacak. Ben tabii burada Sayın Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay, aynı zamanda Türk Dünyası Belediye Birliği Başkanımız, Sayın Başkanımızın selamlarını iletiyorum sizlere. Kendileri
Bugün aslında davet edilmişlerdi. Buraya geleceklerdi ama son dakikada bir programlarından dolayı gelemediler. Onların adına çok kendilerine selamlarını iletiyorum. İnşallah Türk Dünyası Belediyeler Birliği olarak da belediye başkanlarımız, belki burada üyesi olan belediyemiz var mı bilmiyorum ama güzel bir çalışma yapıyoruz. En azından bugünkü konu olan dilde, fikirde, işte birlik konusunun belediyeler arasında da devam etmesi konusunda, birbirimize destek olmamız konusunda birliğimiz güzel bir çalışma yapıyor. 1000'in üstünde bir üyemiz yurt dışıyla birlikte, Türkiye'den ve yurt dışından üyemizle. İnşallah bu forumlarda oradaki çalışmalara katkı sunacağına inanıyorum. Ben sözü çok fazla uzatmak istemiyorum. Tekrar başkanımızın selamlarını sunuyorum. İnşallah bugünkü ve yarınki toplantılarında hayırlara vesile olmasını diliyorum. Saygılar sunuyorum. Yine açılış konuşması için, selamlama konuşması için Yalova Belediye Başkanımız Mustafa Tutuk'u davet ediyorum. Kendisi bu organizasyona çok ciddi biçimde destek veriyor her şekilde. Yalova'mızın zaten merkez belediyesi olduğu için belediye başkanımıza ben de buradan öncelikle teşekkür ediyorum. Buyurun başkanım. Sayın Valim, Sayın Milletvekilim, çok kıymetli rektörümüz, yurt dışından gelen misafirlerimiz, ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çok önemsiyoruz bu forumu. Hem ülkemiz için, hem misafirlerimiz için, diğer belediyeler için çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Ve burada yapacağımız forumdan da çok önemli sonuçlar çıkacağından hiç şüphemiz yok. Hem ufkumuz gelişecek, hem neler yapıyoruz öğreneceğiz. Hem de karşılıklı fikir alışverişinde bulunmuş olacağız. Ben de sabırla ve merakla bekliyorum ve izleyeceğim. Hoş geldiniz diyorum, saygılar sunuyorum. Sayın Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Yine geçen yıl bu programı biz Yalova Ticaret Sanayi Odası'nda yapmıştık. O zaman Yalova Ticaret Sanayi Odamızın başkanıydı. Şu anda Yalova Milletvekilimiz. O da çok büyük destekler verdi bize. Sayın Tahsin Becan'a da bir selamlama konuşması için davet ediyorum efendim. Sayın Valim, Sayın Rektörüm, Sayın Belediye Başkanım, yurt dışından gelen çok saygıdeğer misafirlerimiz, öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Tabii ben 12 yıl bu kürsüden Ticaret Odası Başkanı olarak hep konuştum. Şimdi yine bana aynı şeyi yaptılar. Mutlu oluyorum, gurur duyuyorum. Tabii bu eser de bizim emeğimiz çok fazla. İyi ki yapmışız ki bu tür toplantılara vesile oluyoruz. Yalova'nın da bir ihtiyacıydı. Ben YAFEM adına Sayın Fikret Bey'i ve emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bunlar önemli şeyler. Öncelikle hem dil birliği, kültür birliği hepsinden önemli ama daha da önemsediğim, biz iş dünyasından geldiğimiz için bütün Türk boylarıyla beraber bizim Yalova'da veya yurt dışında gerçekten ticari faaliyetlerimize bir katkıda bulunabilecekse bizim için en önemli konulardan biri bu. Çünkü şu an Türkiye'nin hepinizin bildiği gibi dünyada da var bu kriz. Fakat bizim üretime ağırlık vermemiz lazım. Burada inşallah bu toplantıların, bu forumların sonucunda da iş ilişkilerini biz geliştirebiliriz. Bizim için en önemli konu bu. Yoksa bir araya gelmek kadar güzel bir şey yok. Ama bunun altını mutlaka ben dolduracağımıza da inanıyorum. Her zaman da yanınızda olmaya da devam edeceğim. Yeter ki iş yapalım, para kazanalım. Bizim derdimiz bu. Peki, teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Sayın Vekilimize teşekkür ediyorum. Yine tabii yaptığımız organizasyon aslında sadece bu kadar sınırlı değil. Bizim Türk Boyları Kültür Şöleni çerçevesinde tüm Yalova beldelerinde, belediyelerinde ve birçok noktada da gösterilerimiz de var. Yani organizasyonumuzda herkes destek veriyor. Yalova İl Özel İdaresi, Yalova Valiliğimiz, Kültür Müdürlüğümüz, yine İl Kültür Müdürlüğümüz de hep yanımızda olduğu bu faaliyetlerle ilgili. Ben eğer Sayın Valim bilmiyorum biz tabii şey yapıyorum, Sayın Valim bazen konuşmaz, bazen konuşmak ister herhalde bu sefer. Biz onu hazırlıksız yakaladık bir kere, onun için de özür diliyorum yani şeyde. Herkese çok çok teşekkür ediyorum bu arada. Şimdi ben bir iki ufak hatırlatma yapayım nasıl olacak. Forum,
formatında herkesin 15'er 20'şer dakikalık şeyleri var, konuşmaları var bu arada. Ve soru da sorulabiliyor isteniyorsa. Bir moderatör oluyor. Moderatör forumu yönetiyor. İşte şeyin forumun patronu moderatör. O ne derse o oluyor orada. Bu ilk forumun yöneticisi rektör hocamı davet etmeden önce ben kimler katılacak onları davet edeyim. Hem rektör hocam da çıkar hem konuşmasını hem de forumunu yapar. İlk konuğumuz Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Sosyal ve Politika Bakan Yardımcımız Sayın Enver Hüseyin. Enver Hüseyin Bey buyurun. Kendisi Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden geliyor. Zaten konumuz işbirliği ve çalışma olduğu için kendisi şeyde. İkinci konuğumuz yine Kuzey Makedonya'dan Siyasi ve Topluluklar Arası İlişkiler Bakan Vekilimiz Sayın Cabir Doko. Üçüncü konuğumuz ise Gagavuzya'dan geliyor kendisi. Gagavuzya Milletvekili Savastin Mihail. Şimdi kendisi Gagavuzya ama bugün adı da Savastin ama Türkçe, bizim gibi Türkçe konuştuğunu göreceksiniz neredeyse. Özellikle Gagavuzya lehçesi bizim Karadeniz lehçesine benziyor biraz şeyde konuşmaları. Ve dördüncü konuğumuz da yine biraz uzak coğrafyadan Afganistan'dan eski Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Beşir Ahmet Tenç. Evet. Sayın rektörümüz Yalovalı kendisi Mehmet Bahçekapılı. Hem kendisi de bir açılış konuşması yapsın hem de konumuz dediğim gibi Balkan coğrafyasında ve Türk ve akraba toplulukları ile Türkiye arasında ilişkilerde ortak proje ve işbirliğinin geliştirilmesiyle ilgili.